tam çamur olmuşsun. Ne oldu? Ne oldu? O aşker değil mi? Şu arama bak. Nasıl oldu? Zeynep'i almaya okula gittim. Böyle arabayı park ettim bir yere. Böyle yürüyorum. Böyle bir cisim yanımdan 500 kilometre hızla geçti. Cisim diyorum çünkü ne olduğunu göremedim. Sen havayı görüyorsun. Yani yağmur çamur bu havada bu hızla gidilir mi? Gidilmez tabii. Hem de okul sokağında. Maalesef böyle düşüncesiz insanlar var. Hay yani şu hayvanı bir bulayım. Bak ona soracağım. Göstereceğim ona o okul sokağında öyle hızlı gitmek neymiş diye. Tamam sakin. Ayrıca senden bir şey rica ediyorum. Yani insanlara hakaret etmeye çalışırken lütfen hayvan kelimesini kullanma. Hayvanlar insanlardan daha nazik ve düşünceli. Neyse neyse. İçeri gidip üstümü başımı değiştirip bir duş alacağım. Ondan sonra da o her kimse okula gidip kamera kayıtlarından kim olduğuna bakacağım. Çünkü onun arabası da böyle çamur içindeydi. Ne olduğunu göremedim. Plakasını falan da göremedim. Yani arabayı da göremedim, plakasını da. Tamam, sakin. Bunda uğraşmayacaksın herhalde. Tabii ki uğraşacağım. Onu bir yakalayayım. Bak neler yapacağım. Gör. Tamam, sakin. Acı okula gitmene gerek yok. Bir ararsın bakalım müdür bey ne diyecek. Etrafa sürtme ya. Şunları. Etrafa sürtme. Haluk banyoya bırak. Ne bana veriyorsun ya? Ne hocam? Götür banyoya bırak. Tamam hallederiz. Çok sakin ol. Gönül, nasıl böyle bir şey yaptım ben Gönül? Çok pişmanım, yemin ediyorum. Allah'ım çok ötürüm. Lütfen sakin ol Tuna, ne yaptın? Sakin ol Tuna, lütfen rica ediyorum. Biz trafikte gidiyordum Gönül. Ha? Çok pişmanım ben, gerçekten çok pişmanım. Birine mi çarptınız efendim? Ne demek o Sertaç Bey, Allah korusun. Gönül Hanım trafikte gidiyormuş, pişmanmış. Başka ne olabilir? Kesin birine ezdi bu trafik canavarı. Gönül! Ay Tuna, Tuna. Anlat hadi. Anladım mı şimdi biraz? İyiyim Gönül, iyiyim. Hadi sakin sakin bize anlat. Hadi. Çocuklar yanında olmasın. Hadi o zaman odalarınıza çocuklar. Hadi. Evet seni dinliyoruz. Gönül. Dışarıda biliyorsun sağanak yağmur var. İnanılmaz yağmur yağıyor. Ya böyle ben bir arabayla gidiyordum böyle. Normal hızımda gidiyordum. Yani hızlı gitmiyordum Gönülcüğüm. Ama birden bir hızlanmak zorunda kaldım. Karşıdan karşıya geçen bir neyiziniz değil mi? Sertaç Bey. Ya ezme falan yok kardeşim. Allah Allah. Lütfen öyle şeyleri söyleme bile yani. Şey bile kötü Gönül yani. Evet devam et şuna. Niye hızlandım biliyor musun Gönül? Şimdi okulun oradaydım ben. Okulun orada baktım bir tane bir adam böyle çocukların yanında böyle bir garip garip hareketler yapıyor. Birden sinirlendim. Dedim bu adam acaba bir şey mi yapıyor? O yüzden hızlandım ben. Hızlandığım anda tabii bir anda fark etmedim yani. Su birikintisi birikmiş yani kenarda. O sırada ben gerçekten foş diye su birikintisi adamın birinin böyle üstüne foş diye geçti. Yani bu panik de yani o yani şey yapamadım. Dursaydın Tuna, özür dileseydin, gideceği yere kadar götürseydin. Duramadım işte Gönül yani bir merak ettim. Şimdi o adam acaba başka çocuklara bir şey mi yapacak diye bir anda endişelenince hızlıca oraya gitmek geçti içimden. O yüzden ama çok fena ıslandı adam ya. Başından aşağıya geçti yani resmen. Kim olduğunu da göremedim yani. Görsem hani şey yapacağım ama o bir aklım öteki tarafa takıldı yani. Bir an önce oraya gitmek ihtiyacını da hissettim kendimi Gönül. Ne oldu peki o çocuklar? Adam tehlikeli biri miymiş? Polisi falan arasaydın Tuna. Gittim oraya gidince şey oldu yani bir şey yokmuş. Ben öyle görmüşüm. Yani olan sana söyleyeyim o kenardaki adam oldu. Sırılsıklam oldu Gönül. Yani yemin ediyorum iç çamaşırına kadar ıslandı adam. Hayır yani okul bölgesinde bu kadar hızlı giden birini tespit etmemiz lazım. Tabii. Şöyle isterseniz siz kamera kayıtlarını bana da gönderin. Hani olay benim başıma geldiği için daha rahat tespit edebilirim. Tamam müdür bey. Tamamdır. Saygılar, iyi günler. Budur. Taş fırın erkeğinin elinden kimse kaçamaz. Aha bulacağım onu. Pes. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba, ne haber? Merhaba. Haber nasılsın? Ne var? Sağ ol canım. Ne haber Haluk? Nasılsın? Nasılsın Gönülcüğüm? İyiyim, iyiyim. Öyle ne oldu? Bunlar hep aynı bizim evde biliyorsun. Haluk'un her zamanki halleri. Suratına bak. Ben şöyle anlatayım. Bugün Haluk okula gittiğinde yanından bir araba o kadar hızlı geçmiş ki çamur etmiş onu. (Gülüyor)
Sen de hiçbir şey anlamıyorsun Tuna. Yapma Tunacığım, ne olur. Yapma. Ne oluyor lan? Tuna? Çok... Gül, çok... Kim? Böyle kim? Böyle insanlar var. Nasıl sen? Böyle... Bak onu neler yapacağım ona. Ağzını yüzünü koyacağım ona. Bir yakalayayım bak böyle. Aman. Ne abartılı haller. Bak gör neler yapacağım ben size. Dur. Durun bak ne olacak bunu. Haluk yeter. Tamam öyle yani görsen halini. Sen neye bakıyorsun abi? Ya okuldan kamera kayıtlarını gönderecekler, onu bekliyorum. O zaman yakalayacağım o hıyarı. Hıyar demesek abi şimdi yani. Yani başka şeyler diyeceğim ama kadınlar burada. Daha neler diyeceğim. Aha! Ne geldi Haluk? Okuldan beklediğim kamera görüntüleri. Şimdi yakalanacaksın işte Speedy Gonzales. Zehra Bey yandı. Siz ne piçilleşiyorsunuz orada? Bir şey piçilleşmiyoruz canım. Yok bir şey, şey çay. İç, iç çay iç. Hadi çay. Allah Allah nasıl böyle? İçsene çayını. Tamam koy oraya. Haluk hiç sohbet etmiyorsun ya. Yani yüzünü gören cennetlik. Ha? Yok şimdi bir seyredeyim. Yani kafa burada benim şimdi. Bence hiç seyretme Haluk ya. Ne gerek var? Bir tane trafik makandası yüzünden gözünü niye yoruyorsun abi? Bence seyretme yani. Yok yok ben onu bulduğum zaman bütün yorgunluğum falan geçer yani böyle. Sen boş ver. Ama hangi biriyle baş edeceksin Haluk? O tarafından bak. Yani bir sürü var bunlardan. Oo sürüsüne şey yani. O yüzden bence hiç yani bir hangisine kızdı? Ona kızsa ötekine şey yapamazsın yani. Ben yakaladıklarımı hallederim. Sen merak etme. Sen boş ver. Ana. Ama yeter ama Haluk. Sen de yani bir sürü aşı oldu telefonun. Böyle tepazeli kurdun mu? Bırak hadi. Hayır gönül lütfen. Yani bu kadar rezillik olur mu? İnsancık birazcık telefonu bir şey yapmaz yani. Biz de iki yüzünü görmeye geldik. Can'a geleceğine bana gelsin Haluk. Ay maalesef Jet'le Gözden ve Doğrucu Sertaç Bey geldiler. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba efendim. Sertaç Efendi, telefonunu versene bir. Vereyim efendim, hayırdır? Ya benimkinde bir sorun var, maillerime girmem lazım. Ay hayrola, çok heyecanlı gördüm ben size Haluk Bey. Ya bugün magandanın biri, ben böyle yürüyorum. Öyle bir hızlı gitti ki böyle baştan aşağı beni ıslattı yani onu bulacağım şimdi. Kamera kayıtlarına bakıyorum. Ay magandaya bak ya, çok geçmiş olsun. Ne tesadüf efendim, bugün aynı Tuna Bey de sizin gibi birini ıslatmış böyle foş diye. Şimdi hatırladım. Ocakta yemek unuttum. Kalk Tuna kalk gidelim de ona bakalım yanmasın, şey olmasın yani. Sizi tanıdığımıza çok memnun oldum Tuna Bey. Ne dedin sen? Efendim Tuna Bey de bugün aynen sizin gibi birini ıslatmış foş diye dedim. Kendisi bir maganda gibi hızlıca geçmiş. Geçerken bir durayım bir bakayım kimi ıslattım bir bakayım bir özür dileyim dememiş efendim. Ne yapayım efendim? Yalan mı söyleyeyim? Magandasınız. Sertaç Bey. Kendiniz anlatmadınız mı? Bugün okul sokağında çok hızlı gittim. Hızlı giderken bir an olsun duramadım. Adamı çok ıslattım. Demediniz mi? Karıştım sana karıştım. Öyle mi? Haluk. 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 Ha? Gidiyor ya. Ha?